Gölden bir soru var. Akrabalarınıza ders yaptığınızı duyduk. Biz de başlatmak istiyoruz. Bizlere ne tavsiye edersiniz? Elhamdülillah birisi bu soruyu sordu nihayet. Evet, akrabalarınıza ders yapacaksınız. Ben önce e, biraz daha uygun olan akrabalarımı topladım, yeğenlerime tahsilli olanları. İnşallah Kısmet olursa bu halkayı genişleteceğiz. Ee, diğerlerini de çağıracağız. Listede 50-60 kişi var. Bunların çocukları hariç. Çocukları da gelirse zaten bir yere sığmayız. Bakayım ne yapacağız. Herhalde vakıfta yaparız artık. Böyle bir e, çalışmam var. Yıllardır bazı kimseler biz akrabalarımıza ilgilenemiyoruz, işte onlara ilgi gösteremiyoruz, hep hizmetle uğraşıyoruz, işte akşamları derse gidiyoruz falan filan derlerdi. Mazeretler buydu. Hadi şimdi desinler. Hadi artık bu mazeretleri kalmadı. Zaten biz diyoruz ki akrabalarınızla ilgilenin. Daha evvel de derdik de böyle hani ders yapın şeklinde söylememiştik. Şimdi ders yapında diyoruz, herkes akrabalarından önce birinci basamakta en uygun olanları, sonra ikinci basamakta daha az uygun olanları çağırabilir. Ee, ne yapacak? Efendim ben hoca mıyım, ben ne anlatacağım? Hoca olman şart değil. Açarsın Allah'ın kitabından bir kaç sayfa mealinden okursun. Ondan sonra eğer uygun insanlarsa kasetlerimizden bir kaset koyarsın, uygun bir, yer, yarım saat, 45 dakika ne kadar istiyorsan, bir bölümünü kes, orayı izlet. İşte sana ders. Biraz meal, biraz tefsir dersi veya konferans, izlet, işte sana ders. Eğer kaset izlemeyecek insanlarsa, o zaman biraz mealden okursun, biraz da Peygamberimizin hayatından, siyerden, birkaç sayfa seçersin, orayı okursun, onun üzerinde konuşursunuz. Ondan sonra çay kahve, sohbet, İşte size ders. Hoca olmaya gerek yok. Böyle böyle siz de öğrenmiş olursunuz. Birikim yapmaya başlar sizde. Konuştukça, anlattıkça, okudukça birikmeye başlar. Yani hoca dediğin gökten gelmemiş yani. O da sizin gibi çalışa çalışa, okuya okuya zamanla öğrenmiş insan demektir. Böyle yapabilirsiniz kimse bundan kaçmasın. Bu sene ilgilenme senesi herkes evvela akrabalarıyla ilgilensin. Toplayın akrabalarınızı dediğim şekilde programlar hazırlayın. aynı zamanda tabi ziyaretleşmeler yapın, bir tek ders değil, bir tek ders yaparsanız çok fazla bir şey veremezsiniz. Dersin dışında vereceğiniz şeyler var. Ders ne içindir? Ee, daha çok bilgi vermek için, biraz da şuur kazandırmak için. Ama asıl gereken şey muhabbettir. Muhabbet de dersle verilemez. Özel münasebetlerle. Yani her şeyin bir ortamı var. Bilgi dersle de verilir, muhabbet çay içerek verilir. Yemek yiyerek verilir. Beraber gezerek verilir. Onun için herkes ders yaptığı kişilere bir de böyle bir program da uygulamalı. Evine davet etmeli, onun evine gitmeli, iş yerini ziyarete gitmeli. Mutlaka başka faaliyetler de yapmalısınız. Tavsiyem budur, ee, zor değil, akrabalarınızla daha güzel bir ilişkiniz olur, akrabalarınız sizi sever, bu zamanda kimse kimsenin evine gitmiyor, buyurun evimize gelin deseniz herkes mutlu olur, memnun olur, ondan sonra akrabalar görüşmüş olur, insan e, görmeye görmeye halasının çocuğunu bile görse tanımaz hale geliyor ya, Halanın çocuğunu yolda görsen tanımazsın. Dayının oğlunu yolda görsen tanımazsın. Zaten torununu hiç tanımazsın. Yani halanın oğlunun oğlunu, teyzenin oğlunun oğlunu hakikaten tanımazsın. Evler yakın değilse, görüşme yoksa gerçekten insan tanımıyor. Bu şekilde hem sılay rahim korunmuş olur, akraba ziyareti gerçekleşir. Hem de Yarınlarda başınıza Allah yolunda bir şey gelse akrabalarınız yanınızda yer alır. Sizi anlarlar, davanızı anlarlar, hedefinizi anlarlar, sizi severler. Sizin hakkınızda söylenen lafların iftira olduğunu anlarlar. Sizi desteklerler. Yoksa akrabalarına laf anlatamazsın. Her biri bir taraftan konuşur. Yani kendi derdine mi yanacaksın? Akrabalarının konuştuğu laflara mı yanacaksın? Hiç olmasa onlar seni desteklese kalbin biraz rahat olur. Mutlu olursun hiç olmasa. Akraban sen aleyhinde konuşursa o daha büyük bir dert olur sana. Yani akrabalarla ilişkinin kuvvetlenmesi bu açıdan da önemli. Liste çıkartacaksınız. Liste çıkartın başlatın. Çok düşünmeyin. Çok düşünmeyin. Bir laf var. Akıllı düşünene kadar deli oğlunu evlendirmiş. Deli olun biraz da. Başlatın. Ya Allah deyin başlatın.